Kız Pulli, ne de sabahta beri kaynayıp durursun? Nasıl kaynamayayım babaanne? Hazmedemiyorum toprağın sabah yaptıklarını. Sabah ne etmiş ki toprağım? Sanki etmiş bir şey. Hak edene hak ettiğini vermiş. Göstereceğim ben ona hak ettiğini. Ay! Koş Pulli, koş. Hak etse de koşacaksın, hak etmese de koşacaksın. Sanki bilmeysin. Hoş geldin Çınar. Hoş buldum yenge. Bana hoş geldin yok mu? Çınar, tersanede durum ne? Ben karışmam da, kendi aranızda halledin. Konuşmuyor musun benimle? İyi. Bana uyar. Rüvvetmeyince daha güzel oluyorsun. Kes cilveleşmeye de git kızları çağır. Dershaneye anlatacağım. Cilveleşmek mi? Cilveleşmek mi? Ben mi? Ayş! Yürü be. Salın da meydana hatun görsün. Ay! Senin bu insanlıkta taş devrinde kalma abin var ya. Ha işte. Bana yürüme konusunda çağ atladı ayol. Adamla baş edemiyorum. Aferin Leyloş. Abim olacak o evrim düşmanı benim sevgilimi dövsün. Sen onunla cilveleş. Sağ ol yani. Ay, bu da cilveleşmek diyor, delireceğim. Defne, adamın karşısında çaresizim diyorum. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım diyorum. Aslında şu anda sana hak verdim biliyor musun Leyloş? Ya. Benim Kalas da beni delirtiyor. Adama ayrıldık diyorum, zerre sallamıyor ya. Ay. Biz bunlarla ne yapacağız Defne? Pulli yenge. Beni kovduğuna pişman mı oldun yoksa? Ay, ne pişman olacağım ayol. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Da yapamıyorum. Çünkü bize geliyorsun. Pişman oldun. Ay, pişman falan olmadım. Sadece Defne'nin başına işler açtın. Allah bilir daha ne işler açarsın. Bu yüzden burada kalmana müsaade edemem. Siz aşağı bize iniyorsunuz. Abin bir şeyler anlatacak. Hadi. Ezgi nerede? Buradayım ablacığım. Hayırdır? Hadi biz de iniyoruz. Abi enişten çağırdı. Hadi. Ben gelmiyorum. Bundan sonra abimin yanına bile uğramam. Git aynen böyle söyle. Ha, biz ne suç işledik de oturttun bizi buraya? Ne suçu babaanne? Bir haberim var, hepiniz birden duyun istedim. Ha, yoksa cicikçiyi memleketten kovdun mu? Oo, çok iyi ettin. Babaanne, bir sus da, bir sus. Defne nerede? Gelmedi. Bir daha sana uğramazmış. Buraya otur Pulli yenge. Ha, bu koltuk çok rahat dur. Biliyorum Habibe. O koltuk benim koltuğum ve senden önce de vardı. İnşallah senden sonra da olmaya devam edecek. Leyla, uzatma da otur. Uzatmam toprak. Sayende en iyi yaptığım şey zaten uzatmamak. Leyla, otur hatun. Pulli,
Otur hatunu. Yarım pulli yengeme verdim de. Ay maşallah ben. Abi be bak gel. Bak var ya. He? Bir durun da. Bu ne ya? Bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Endişelenecek bir şey yok. Tamam mı? Her şey kontrol altında. Ortalığı ayağa kaldırmayın. Ha oldu. Hem lafa böyle başla hem de endişelenme de. Toprağım ne oldu? Peki. Bu sabah Trabzon'dan bir haber aldık. Tersanede yangın çıkmış. Olamaz. Can kaybı falan var mı ya da yaralı? Yok çok şükür. Basit bir iş kazası. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. O yüzden benim bir Trabzon'a gitmem lazım. Birazdan çıkacağım. Enişte, yangının nasıl çıktığına dair bir bilgi var mı? Makinelere bağlı bir iş kazası. Siz bunları kafanıza takmayın abi. Neyse. Ben birkaç güne dönerim. Hadi çıktım ben. Çınar. Ben yokken sakın bir delilik yapma. O satırla hiçbir şekilde muhatap olmuyorsun. Beni bekliyorsun. Anladın mı? Çınar. Oğlum bak bu işin şakası yok. Oturup doğru düzgün plan yapmamız lazım. Kendi kendine iş çevirme. Tamam? Tamam da tamam. Leyla. Geçirmek de mi yok? Hatun yeter daha. İdris'e işlerimi bitirir bitirmez döneceğimi söylersin. İçeriye de mi davet edilmiyoruz artık? Ulan ne ödettiniz be? Ne ödettiniz be? Sen de bu aralar hep ilkleri görür olduk Defne Barutçu. Geçen akşam bir diklenmeler, bugün bir atarlı atarlı hareketler. Kızım, bir destur da. İlk defa sevdiğim adamı dövdüysen demek ki. Sevdiğin adamı dövmedim ben. Öyle mi? Ben ona benzetmiştim, sen kimi dövdün ki? Seni üzen adamı dövdüm. Ama... Yine olsun yine döverim. Onu benim için dövmek yerine benim için sevmeyi deneyemez misin abi? Otur.
Fındık. Abim. Bak Yalın Aras mert adam. Sağlam çocuk. Normalde severdim de. Ama bu herif seni üzmedi mi kızım? Bitmedi mi bu iş? Ben niye sevecekmişim o hıyarıya? Evet. Bitti. Yani evet bitti. Terk ettim ben onu. Ama aslında tam da terk etmedim. Ben az terk ettim. Haydi. Az pilav üstü kuru mu kızım bu? Nasıl oluyor az terk ettim? Ben yaptım oldu. Defne. Bak burada oturmuş seninle sevdiğin adam falan konuşuyorum. Fark ettin mi? Fark ettim. Fark etmez miyim abicim, fark ettim. Hatta böyle bir çeşit kıyamet gelse de kopsak. Şimdi koparttırma beni. Doğru düzgün anlat şunu. Tamam, anlatayım. Şimdi Yalın bana aşk biter dedi. Ben de o zaman şimdi bitsin dedim. Onu terk ettim. Ama Çınar abim barutçular terk etmez dedi. Doğru, terk etmeyiz. İşte ben de o yüzden terk etmiş gibi yaptım. Ama terk etmedim. Bir yolunu bulup ona aşkı bitmeyeceğini anlatmaya çalışacağım. Anlatamazsın. Niye anlatamazmışım ya? Herif geldi bugün bana da söyledi. Adam çok net inanıyor. Ha. Aslında o aşkın biteceğine inanmıyor abi. Biteceğinden korkuyor. İşte acı çekmemek için de böyle bir önlem oluyor. O ne demekti? Annesi. Aşkı bitince kocasını da çocuklarını da terk etmiş. Yalın o zaman çocukmuş. Belki gelir diye beklemiş, beklemiş. Ama o hiç dönmemiş. Ulan var ya. Bulacaksın o kadını. Sonra... Babası? Adam Yalın'ın annesine çok aşıkmış. O gidince hatıralarıyla yaşayamamış. O da gitmiş. Ulan bunların ikisinin de topuklarına topuklarına bak. Biz de edilsiz çözülüyoruz. Oğlan neler yaşamış. Fakat helal olsun. Bu acıdan mert bir adam büyütmeyi başarmış. Abim. Beni anlıyorsun değil mi? Ben böyle bir adamdan vazgeçemem. Beni ne kadar üzerse üzsün onu terk etmem. Terk etme zaten Fındı. Abi! Sen az önce... Ulan bulacaksın o kadını dedin değil mi? Dedim. De. Efendim kara kız. Çakır gözlüm, günaydın. Ay neredesin sen? Kısa bir işim var benim Yeşim. Ben seni sonra ararım, oldu mu? Bizimle telefonu kapattım diye sonra canımı okuyacaksın Yeşim ama.
Zaten senden önce Toprak abim okuyacak. Hadi bakalım. Hayırdır Çınar Barutçu? Hayır mı şer mi? Onu sonra görürüz. Sen sahibini çağır. Ne yapacaksın? 3,5 acılı Adana söyleyeceğim. Çağır lan! Oo Çınar. Ayaklarına sıcak su mu serpeyim, soğuk su mu? Sen buraların yolunu bilir miydin? Lazım geldiğinde biz her yolu biliriz Satırceler. Ama geliyor ki bunu sen unutmuşsun. Vay aslanım vay. Sizi tanımasam bile Toprak'la kardeş olduğunuzu anlardım. Sen de aynı ağabeyin gibi boyundan boyuk laf edersin. Sen de yiyemeyeceğin, yutamayacağın lokmalara göz dikiyorsun Satır. Ha bu laf iyi oldu. Lokma olduğunuzu anlaman güzel. Benim senin kadar boş vaktim yok Satır. O yüzden bir kere konuşacağım. Pisliklerinle bizi alt edemezsin. Vazgeç. Vazgeçmeyi sevmem Çınar. Bir laf var bilir misin? Ya o kılıcı kınında tutacaksın ya da kınından çıkardın adamın kalbine saplayacaksın. Ben kılıcı kınından çıkardım. Bir daha kınına girmez. Sen o kılıçla benim canımı alsan da ne benden sana damat olur ne de bizim gemilerden sana tezgah. Anladın mı Satırceler? O yüzden boş ihbarların, yangınların bizim fikrimizi değiştirmez. Değişir Çınar. Damadım da olacaksın. Gemilerle silahlarımızı da taşıyacaksın. Bela mısın lan sen? Başlayacağım şimdi senin kılıcına da, kaçak soktuğun silahlara da. Seni polise şikayet edeceğimizi sen hiç düşünmedin mi? Bak onu düşünmedim değil. Ama dedim ki... Benim sevgili dünürüm Osman Bey'i bunlar harcamaz. Adına leke getirmezler dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Osman abi seninle mecburen dünür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. He valla yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen biliyorsun bir de ben biliyorum. Basın anlar mı? Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutçularla dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla dünür olayım. Kanundan yırtayım diyorsun ha? Aynen öyle diyorum damat. Ulan ne güzel dünürler bulmuşum kendime. Maşallah be. Ben de sana diyorum ki Satır, bu yangınlar, bu ihbarlar bize işlemez. Değil malımı, canımı alsan da bize istediğini yaptıramazsın. Ulan canını neydi? Sen bana canlı lazımsın. Daha seni damadım edeceğim. O deli kızına da başka damat bul Satır. Ben yakında evleniyorum. Hatta senin şu mecazlı söyleyişlerine söyleyecek olursak. Sen benim üstüme... Bir bardak soğuk su iç. Hadi eyvallah. Komik uşak. Osman abi, seninle mecburen dünür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. He valla, yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen biliyorsun, bir de ben biliyorum. Basın anlar mı? Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutçularla dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla dünür olayım. Kanundan yırtayım diyorsun ha? Aynen öyle diyorum damat. Ulan ne güzel dünürler bulmuşum kendime. Maşallah ba.
Alo. Osman abi. Sana söyleyeceklerim var. Ay Damla, gel gel. Kişiye özel tasarım yapan bir site buldum. Ünlüler de buradan alışveriş yapıyormuş. Anne, küpemin tekini gördün mü? Bırak şimdi o paçoz küpeyi. Şu pırlantalara bak. Kafam kadar. Uf, evin canını okumuşsun yine. Anne bu ne? Haciz ihbarnamesi. Bugünün geleceği belliydi. Sana dedim kredi kartlarım patladı diye. Sen dur. Daha neler göreceğiz. Ay anne sana inanmıyorum ya. Sanki bu borçları ben yaptım. Zamanında elime geçen bütün parayı senin geleceğin için yatırmasaydım bu borçların hiçbiri olmazdı tatlım. Pes. Yalansa yalan de. 30 bin mi? 30 bin lira. Oha ya. Senin de oha dediğin para Deniz Aras'ın arabasının dikiz aynası etmez. Hatırlatırım. Tamam anne uzatmayalım. Ben kredi çeker hallederim. Damla, taşıma suyla değirmen dönmez tatlım. Anca günü kurtarırsın. Ama Deniz Aras'ı tavlarsan hayatını garantiye alırsın. Benim de sana yaptığım yatırımların hiçbiri boşa gitmez. Sen de ben de kurtuluruz. Anne bence sen Deniz Aras'ı unut. Neden unutuyormuşum? Ben yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Damla sen aklını mı kaybettin? Bir kendine gel. Belki de geldim ya da yeni yeni kendime geliyorum. Bilmiyorum. Damla ne oluyor sana? Bazı şeyleri görmeye başladım diyelim. Neler görmeye başladın acaba? Burnunu da silelim. Susuyor muyuz? Konuşuyor muyuz? Susuyoruz. Mesela insanların arkadaşlarına destek olduklarını gördüm. Sessizlikleriyle bile birbirlerinin acılarını, üzüntülerini paylaştıklarını gördüm. Sen de göremediklerimi görmeye başladın. Onlar karın doyurmuyor canım. O şanslı insanlar sessiz sessiz üzüntülerini falan paylaşabilirler. Ama bizim gibiler hayatta kalmak için bir taraflarını yırtıp ben buradayım diye bağırmak zorundalar. Ne çabuk unuttun o eski günleri. Unutmadım anne. Ama o günlerde yaşamıyoruz. Çok iyi bir okulda okudum. Ve çok iyi bir işim var. Aynen. Benim sayemde oldu bunlar. İşte bunu sakın unutma. Şimdi poponu kaldır Deniz Aras'ı tavla. Anne, o bunu hak etmiyor. Anlamıyor musun? Hak diye bir şey yok. Sen bunu anlamıyorsun. Kaç hayat kurtardın bakalım? Bir kalp krizi, bir kulak kesiği, bir de panik ataklı hastayı sayarsak 3. Oha, hiç fena sayılmaz. Saat daha 9. Bu gidişle sen nöbet bitene kadar onu 10-15 yaparsın. Sonra yine senin mekanda yemek yeriz. Benim mekan derken hastane bahçesi mi? Aha. Ya Deniz. Ya üstüme gelme. Ya... Benim bu akşam nöbetim yok canım. Bu akşam yemek yiyebileceğiz yani. Yeriz valla. Nereye götüreceksin beni? Hı? Zamparalık mekanlarından birine mi? Bak yine zampara dedi ya. Öyle kolay unutulmuyor. Ben unuttururum ama. Göreceğiz bakalım unutturacak mısın? Ezgi, benimle iddialaşma. Sana ismini bile unuttururum. Oha!
Ezgi'cim, canım. Sevgiline çok mühim bir şey konuşmam lazım. O yüzden kusura bakma, tamam mı tatlım? Hadi öptüm ki, bye. Oha demiş miydin? Yalan'ın annesi nerede yaşıyor? Oha. Sana bir soru sordum canım. Yalan'ın annesi nerede yaşıyor? Telefonumu alabilir miyim? Ne K etmek, o K kıftı. Ne? Ne K derken? Canım, önce soruma cevap ver, ondan sonra telefon. Heh, Las kızı gelmiş. Hadi bakalım. Yürü be oğlum, kim tutar seni? Peki, bilmiyorum. Telefonu alabilir miyim? Nereden çıktı bu annen olsun? Burada. Soruları ben sorarım Deniz Arası. Bence çok fazla bu konuları deşme Defne Barutçu. Yalın duyarsa çok iyi olmaz. Ya benim bu kalasla az muhabbet etmem lazım. Yürü. Ay yürüsene be. Bunlar da kalas. Kaybol kuzen. Günaydın Las kızı. Defne, bir yandan inat ediyorsun, bir yandan arkadaşlarınla beni mi konuşuyorsun? Sonra da bitti diyorsun. Kızım ben seni var ya, seni var ya. Ay, çabuk bir git. Tuvalette değil, Davos'ta da toplasan, Birleşmiş Milletleri de toplasan, ben o inadı kıracağım Las kızı. Vallahi artık hiç kalas değil. Maşallah. Eli ayrı oynuyor, gözü ayrı oynuyor. Evet işte. Bir numaralar çeviriyor ya bu. Ya ben numara yapıyordum. Yani kusura bakmayın kız Defne Hanım da sen de hemen koy verme. Hani az muhabbetti? Hani onsuz aşk, sonsuz aşktı? Cık. Babaannem duymasın vallahi. Ay! Songül, siz de çok gitmeyin benim görümceciğimin üstüne ya. Aa! Abime dayanmak kolay mı hem? Değil. Hiç değil. Ne yapsın kızcağız? Adam zeki, zeki. Yahu biz toplasak bir Yalın Aras zekası etmiyor muyuz? Ha? Yeşim. Hani biz akıllıydık? Nerede bizim nöronlar? Hı? Benimkiler Çınar'ı her görüşte eriye eriye bittiler vallahi Defne. Ay kız ne yapacaksınız nöronu zekayı? Dirayet işi bu. Az dayanıklı ol canım. Dinen kız Defne Hanım. He, kolaydı o. Kızım aşığım aşık. Ne yapacağız kız Songül ayol? Oo, ne haber kayınço? Hayırdır? Hayır, hayır. Öyle bir eşime bakmaya geldim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın.
Toprak abinin haber var mı? Demin konuştum. Bir sorun yok. Zaten yarın dönecek o da. İyi, hadi bakalım. Ucuz kurtuldunuz ha. Nasıl sen ucuz kurtuldun? Ne oldu? İşe yaradın mı bari? Fındık acıyı affetti mi seni? Yok ki ya, nerede? Ben böyle inat görmedim. Oğlum, lazinadır bu. Başka bir şeye benzemez. Yalnız var ya, bir görsen, bir delirtiyorum. Aferin lan sana kankacığım. Şimdi hatırlamayacak mısın? Niye aşkım? Ben sabah gelmedim. Sana günaydın mesajı da atmadım. Üstüne üstlük bu sabah aradın, yüzüne kapattım telefonu. Ben bu çakır gözlere kıyamam ki hiç. Kıyamam. Eşim. Abin karşında abicim. Sözüm de yanımda abicim. Eşim. Yeşim bir dur da. Hadi sözüm. Gel biz dışarı çıkalım. Hadi. Oho. Kara kız, abinin yanında yine ne yapıyorsun sen ya? Delileteceksin adamı. Ay ne yapayım ya? Çok özledim. Şş, sen beni özlemedin mi yoksa? Özledim de. Özlemesem gelir miyim de? Ya. Ha? Seni tekneye götüreyim. Özlem gideriz ha. Ama sen bugün çok yorgun değil misin aşkım ya? Dünden beri nelerle uğraştın? Öyle de işte. Bak, biz bugün tekneye falan gitmeyelim ha. Sen eve git. Böyle güzelce uyu. Dinlen biraz. Oy baksana, gözleri yumruk yumruk olmuş hem. Var ya, insana senin gibi sevdiği olsun. Hiçbir dert koymaz adama. Ya. Oo Dünür, sen buralara gelir miydin? Getirtene bakacaksın Satır. Ula Zip Zip, ya bakışlarını pek beğenmedim. O neydi? Kendine yeni telefon mu aldın? Hayırlı olsun. Ya kaç pikseldi o? Osman abi, seninle mecburen Dünür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. He valla. Yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen biliyorsun. Bir de ben biliyorum. Basın anlar mı? Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutçularla Dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla Dünür olayım. Kanundan yırtayım diyorsun ha? Aynen öyle derim damat. Ulan ne güzel Dünürler bulmuşum kendime. Maşallah ba. Bak bak Satur. Ha bu elimdeki ses kaydıyla. Bak hiç bulat edemezsin. O pençelerini parçaların üzerinden çekeceğiz. Seni de bir kere daha uyar. Hadi. Sizle sağlam uğraşmak lazım. Baba bir adam çağıracaksın. Emredersin patron. Özelliklerin olsun. Uçodali olsun. Mobleli olsun.
Ha. Bir de alttan isitmeli olsun. Hayır git. İblisi çağırma. İblisi mi? İblisi. İblisi mi çağır dedi o? Dedi vallahi. Israrcı bir hem ısrarcı hem saklı. Bakarım bakarım görünmez. Senin görmene gerek yok Habibe. Ben buradan bakınca görüyorum. Poli yenge, sen görüyorsan tamamdır. Azmettim, yok edeceğim o kedi. Telaş yok. O hiç ben daha. Aferin. Ne kadar da hamarat bir kız. Maşallah bağ. Varsun, kirlensin her yer. Silerim, temizlerim. Sevduğuma bakanın annini karşılarım. Dağ serdüm kilimi, çayır çimen şenlensin. Temizladığım yeri sevdiceğim ki. Kere sandalye bacağı sildireyim de görsün gününü. Sen hiç merak etme. Telaş yok. O iş bende. Maşallah bak. Ay! Vallahi maşallah da maşallah. Leyloş, içimin yağları eridi vallahi elticim. Hadi elticim kapat. Kapat. Çünkü ben daha ona fayansların derzlerini sildireceğim. Kulak çubuğuyla. Aa! Tamam. Of Sıtkı ya. Şu düştüğüm duruma bak. Ayıca yakalanmayacağım diye odamdan bile çıkamıyorum. Şu raporları denize götürmem lazım, yapamıyorum. Yalın Aras denilen kalas resmen benim kabusum oldu ya. Bu ne böyle? Ne sevmedin mi yoksa? Aa. İnsan sevgisini gördüğünde sevmez mi hiç? Ay! Aa! Ay haylan sevgilisi diyor. Ay! Çıldıracağım.
Hayır yani bu nedir arkadaş? Sen hem aşk biter diyeceksin hem de hiçbir şey olmamış gibi bana yürümeye devam edeceksin öyle mi? Oldu canım oldu başka derdin. Yeşimcim seni karıştırmayacaktım ama artık benim bu duruma bir el atmam lazım. Ayıyı ininden alıp insan içine çıkarmam lazım. O ne demek ya? Senin o savunma mekanizması bin kat kayadan oluşan abin var ya canım. İnine saklanmış böyle yaralarını yalıyor. Hani insanlar ona yalın diyor. Evet benim yalın diye bir abim var. İşte o abin küçükken anneniz sizi terk edip gittiği için herkesin bir gün gideceğini düşünüyor ya. Abim ya. Şimdi Yeşimciğim. Benim o yaralı yavru ayıcığın kalbini tamir etmem için ne yapmam lazım? O kalbi paramparça eden anneyi gidip bulmam lazım değil mi? Hadi. Kızım kayıp kıta Atlantis'i bulacağım demedim. Annenizi bulacağım dedim. Ne bağırıyorsun? Defne, abim bunu denediğini bile öğrenirse seni ne yapar biliyor musun? Ay biz annemin ismini bile ağzımıza alamıyoruz evde. Niye? Niye işim ya? Sen merak etmiyor musun anneni? Ben doğru dürüst hatırlamıyorum bile. Tamam merak ettim zamanında ama cesaret edemedim. Annemi bulmaya kalkarsam abimi kaybederim çünkü. Bu zamana kadar annemsiz yaşamışım zaten. Bundan sonra onu görmesem de bir şey olmaz. Ama abimsiz olmaz. Onsuz hayatıma devam edemem. Onu kaybetmeye dayanamam. Yeşim. Abin bu şekilde de kayboluyor yalnız. Orası öyle de. Bak yine saklandı o rahat maskesinin ardından. Vallahi kayboldu gitti. Benim onu oradan çıkarmam lazım. Yeşim. Anneni bulmamda bana yardım eder misin? Ben bilemedim ki. Bak yalın bir şey öğrenirse filan tamamen bütün sorumluluk bende tamam mı? Sen o konuda içini rahat tut. Ay yok yok yani öyle şey olmaz da. Yani sorumluluk ikimizde. De. Cidden bilemedim. Gerçi abim de böyle kötüye gidiyor gibi ama ha ne yapsak ki? Annenin nerede yaşadığını biliyor musun? Vallahi en son yurt dışında diye duymuştum ama dedem öyle demişti. Hadi yurt dışına ya ben şimdi yurt dışında mı arayacağım? Ya Yeşim ben nasıl bulacağım ya? Burada bir bağlantı falan bulunur belki. Süreyya dedeye sorsak bilir mi ki? Bilmem. Annemle dedemin arası hiçbir zaman çok iyi olmadı. Meftune abla. Meftune abla da annemi pek sevmez. Ama merakından kesin bir şeyler öğrenmiştir. O zaman olaya Meftune ablayı sorgulamakla başlıyoruz. Ay yok. Defne bak ben öyle şeyler yapamam ha. Ben ağzımdan falan kaçırırım. Yapamam, yapamam. Kızım sen bir şey yapmayacaksın ki. Ben yapacağım. Meftune ablaya söyle akşam sofraya bir tabak daha koysun. Sherlock Defne geliyor.